Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, aslında hava soğuk olmasa tam balkon içerisindeyken şu bitkilerimin ben de biliyorsunuz işe gitmiyorum. Bitki değişimlerimi yapsam çok 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 iyi olacak. Fakat gerçekten çok soğuk. Yani dışarıda çok ciddi, bizim burada kar yağışı vardı. Şu anda durdu gibi, az atıyor. Ama bize şey derler arkadaşlar, güneş çıkınca karlı havada gökyüzü kar topluyor derler. Saksı değişimi de arkadaşlar, kafama takılan şu. Şu saksım beton olmuş. O kadar gerçekten beton olmuş ki bir an önce bunun içerisindeki bitkilerin büyümesini beklemeliyim. Çünkü değişik türler var. Kaybetmemeliyim. Pıtırcıklar var. Ondan sonra şu külah biçiminde örtücü türümden var. Semper var. Semper yakında yavrularını vermeye başlar. Sedumlar var. Bunları bir hal yoluna koymalıyım. Şu ama kar kışı geçirmemiz lazım arkadaşlar. Kar kış zamanında bunu yapmak istemiyorum. Hem bitkileri riske atmak istemiyorum, hem şu hastalık döneminde Allah muhafaza, yani en ufak böyle durumda hasta olunca hemen bir Covid testi, hemen bir sıkıntılar falan, öyle bir şeyler olsun istemiyorum yani açıkçası. Evin içerisinde de, yani bugün temizlik yaptım, daha evin içerisinde de olabilecek bir iş değil bu. Balkonda ancak olur. Böyle. Bu arada karıncalar, marıncalar. Şimdi arkadaşlar, şöyle de bu bitkilerin üstünü şöyle örtülerle örttüm. Buraya koydum şimdi bunları. Bunların üstünü örttüm ve biraz önce açtım. Tekrar üstünü örtecek miyim? Tekrar üstünü örteyim arkadaşlar. Yani kar yağıyor zaman zaman. Ondan sonra hava durumuna göre gidelim. Şöyle bitkilerden var arkadaşlar. Bunları çok çok uygun fiyata veriyorum. Çok bir şey kalmadı elimde. Eğer yazarsanız, bakın sen bilirsin, kargosu sukulentlerden, sera sukulentlerden 15 tane koyuyorum. Ve kendi bitkilerimle tamamlıyorum. 20'ye tamamlıyorum arkadaşlar. 20'ye 22'ye tamamladıktan sonra 150 lira. Fiyat olarak da çok uygun. Neden bunu yapıyorum arkadaşlar? Çünkü şu anda hem kış hem yeni bitkiler alacağım. Yeni bitkiler alırken bakın, bunları kendi saksılarıma dikecek olsam kış sonunda, bahar başında benim için çok çok iyi olur. Fakat bakın, saksılarımda eğer bir büyümeye başlasınlar, parmak, yani böyle parmak girecek yer kalmayacak. O yüzden böyle bir şey geldi aklıma. En iyisi dedim, sen bilirsin kargosunu şu bu şekilde yapıyorum şu anda. Ha, o da kısıtlı sayıda olabilir. Bu bitkiler bittikten sonra arkadaşlar, sen bilirsin kargosu daha tabii ki farklı olacak. Kendi bitkilerimle sen bilirsin kargosu yapmış olacağım. Sen bilirsin kargosu nasıl oluyor? Sen bilirsin kargosunda arkadaşlar, bitkileri ben seçiyorum. Şurada size bir sen bilirsin kargosunun sera bitkilerini göstereyim. Bakın arkadaşlar, sen bilirsin kargosunun sera bitkileri 15 tane var içerisinde. Kime gidecek? Feride Hanım'a gidecek. Feride Cesur Hanım'a gidecek arkadaşlar. Bu şekilde koydum. Her türden bir tane koydum. Sonra kargoyu yapacağım zaman arkadaşlar, kendi bitkilerimden, örtücü olan türlerden kendisine şöyle koyacağım. 20'ye 22'ye tamamlayacağım. Ondan sonra gönderimimi yapacağım. Eğer sen bilirsin kargosuna ek olarak bitki ekletmek isterseniz, şu kısımlardakilerden arkadaşlar ekletebilirsiniz. Şunlar değil, bunlar da
Bunlar eklettirilmiyor. Şunlardan nasıl eklettirebilirsiniz? Mesela bunların ücretini ayrıca ödeyip sen bilirsin kargosunun devamında olabilir. İnşallah doğru anlaşılmışımdır. Bir daha bu konuyu söyleyeyim. Ben tam anlatamadım. Şimdi 150 liralık sen bilirsin kargosundan sonra arkadaşlar, ama ben bunu da istiyorum dediğiniz zaman bunun ayrıca ücretini ödersiniz. Sen bilirsin kargosu da şu şekilde hazırlarım ben arkadaşlar ve gönderirim. Bunun size fotoğrafını çekiyorum. Fotoğrafını çektikten sonra size gönderimini yapıyorum arkadaşlar. Şu ana kadar giden bu tür kargolar gerçekten çok güzel beğenildi, övgüler aldı. Yani bu konuda emin olabilirsiniz. Şöyle bakar mısınız? Eğer şunlar bunun bebişi de varmış. Bakın, bunun bebişi de var. Bu arkadaşlar özel türlerden, pulvinatalardan. Özel derken yarı özel türler arkadaşlar. Bunlar seralarda da boy olarak büyüyünce, tür olarak farklılaşınca fiyatlarda tabii ki farklılaşıyor. Bunları kendi saksıma şöyle düşünüyorum. Örneğin memlekete gideceğim. Memlekete gitmeden evvel bunları kendi saksılarıma ekip sonra büyük boy olarak yani göndermeyi düşünüyorum. Örneğin şu arkaç bende büyüklüğü ve büyük boy sukulentler kadar büyük şu anda. Şunların hepsi büyümeye başladı arkadaşlar. Bakın. Gerçi bu satılık değil ama öyle arkadaşlar, şöyle ayeniyumdan bir saksı yapacağım. Allah izin verirse ayeniyum saksısı yapacağım ve bol bol ayeniyum ekeceğim. Çünkü ayeniyumda böyle çok ciddi bir hevesim var ve arkadaşlar kar yağmaya başladı. Hemen sen bilirsin kargosundan kara geçmiş olmam şöyle. Bakın. Çok güzel kar tutmuştu. Sabahtan uyandık arkadaşlar. Her yer dolmuş. Çocuklar kütüphaneye gitmek istediler. Biz de arabanın çıkamayacağını falan düşündük. Ondan sonra baktık araba çıkıyor. Çünkü arabanın kar lastiği yok. Yani arabanın çıkmasının tehlikeli olabileceğini düşündük. Sonra işte babası çocukları götürdü, kütüphaneye bıraktı. Ama sonradan bir baktım, ben temizliği falan bitirdim. Bir bakarım ki her yerin karı kalkmış, böyle olmuş. Şimdi de arkadaşlar normalde çalışıyorum. Şu işleri çalışırken de yapıyorum. Ama şu an evdeyim ya, biraz işi yayarak yapıyorum. İnanır mısınız, çalışarak yaptığım işi ancak şu anda akşamüstü oldu. Anca bitirdim. Yani gerçekten kadın olmak çok zor ya. Yani çalışırken de tabii ki kadınsın. Ama biraz daha hızlı mı hareket ediyoruz veya evde değiliz, ev mi dağılmıyor? İnanır mısınız? Şöyle söyleyeyim. Kardeşlerime diyorum da abartarak, 100 makine çamaşır yıkadım diyorum. Sonra saydım, 16 makine çamaşır yıkamışım arkadaşlar. Çarşaflar, havlular, çocuklar, bilmem neler. Tabii renkler tutmuyor. İş bitmiyor arkadaşlar. Neyse, böyle biraz şikayet fare oldu ama almak isterseniz arkadaşlar pulvinatalardan, şu pulvinata, bendeki pulvinatanın şunun, bakın büyük boyu. Bu pulvinatalardan var. Ondan sonra şöyle türlerimden ben size göstermiş olayım. Sonra arkadaşlar kapatalım. Fakat kapatmadan evvel de bunu saksıma kendime dikeceğim bunu arkadaşlar. Kapatmadan evvel de bana ulaşmak isterseniz sukulentler ve kaktüsler Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bu karda kışta arkadaşlar. İnşallah sağlıkla kalın.
Çocuklarınızla, ailenizle, annenizle, babanızla, sevdiklerinizle mutlu mutlu yaşayın. Hoşça kalın.